kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Düşlerinde büyürüm, büyürüm. Kabusun olur ölürüm. Düşlerinde büyürüm, büyürüm. Kabusun olur ölürüm. Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim. Bir sen olurum, bir ben ölürüm. Bu akşam ölürüm sırf senin için. Beni ölüm bile anlamaz. Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim. Bir sen olurum, bir ben ölürüm. Bu akşam ölürüm sırf senin için. Beni ölüm bile anlamaz. Düşlerinde ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim, gözlerim beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Merhaba arkadaşlar, Ekstresim programının yeni bir bölümüne gelen sizlerden. Bugün tabii çok değerli bir misafirimiz vardı. Gene bizimle Kerkük'te genç sanatçılarından birisi Ömer Muayet abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat tabii çok sevindim bugün burada mevcut olduğu için bizlerden. Ben de sevindim. Ömer, müzisyensen bizimle, Kerkük müzisyenlerinden, Kerkük genç müzisyenlerinden sen. Özüne has bir tarzı vardı, çok güzel bir şeydi. Ben bana ne oldu dinlemişim, şey etmişim, çok hoşuma da gelirdi. Haz ederim, biz bilagın, yani o insanlar da bilsin ne yapsan müzik şeyinde. Mesela ha zaman başladı Ömer ilk önce? Böyle, ilk başlamağım zaten gitar çalmazdım. İlk başlayandan buna takıyorum diyelim 5 sene, 6 sene evvel başladım. Ben çağırardım. Normal evde çağırardım. Öz çevremde, öz etrafımda çağırardım. Ama sonradan bundan takriben 3 yıl evvel gördüm bir oğlan rastlanaydı. O bir tehdit muhafız cedasında. Yani bir parti vardı. Baktım bir oğlan anında gitar dolandı. Yani çakman dedim. Dedim güzel bir şeydi. Oğlan dedim gel çağırdım. Sesi hoştu. Çaldı çağırdım. Hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Dedim oğlan çaldı, alışım ben de alışabilirim, koyman da giyeme alışmazdım. Gitar aldım. Bundan 3 yıl evvel yanıma geldi. Hatta geldim yava. İlk Değil ayım yavda oldu. Değil başladım belli. Tabii sen büyük bir sebebiydi yani. Sen olmasa başlamazdın. Esasiyat sana alıştım. Ondan sonra daha özüm. Evde alıştım. Esasiyatına alıştım. Daha evde başladım. Daha fazla alışmaya, daha fazla çalmaya. Aynen. Sonradan özüm tatuvar ettim, başka kordlara alıştım, orijinal kordlara başladım çalmaya. Özüme ait melodi yapmaya başladım. Zaten söz yazarım. Yani. Aa, ne güzel yazsan. Ben yazarım söz. Özüme ait besteler yapmaya başladım. 15 single'ım var şimdi. Yakında inşallah kaydederim özlerim. Ha, yani şarkı yazsan, özü de bestelsen özlerine. Şarkını özüm yazarım, bestelerim de özüme. Çok güzel. Yani evet. O seviyeye getirmek bir kısa bir fetre içinde çok güzel bir şey tabi. Yani hamdolsun. Benden çok uzun zamanım aldı. Yani düşün, ben gitar alışmağım bile çok uzun sürdü size buna, yani mukayene yapsa. Ben... Yani normalde mesela sen mesela bir 2-3 ay içinde yetirdiğin mesela ben 6-8 ayda yalla yetiririm. Olabilir yani de. Yetirmişim daha doğrusu. Doğru, çünkü siz o zamanınızda sen çoktan başlayıp sanmışsın. Siz o zamanınızda böyle
bu zaman kimin değildi? Siz o zamanınız Doğru. biraz bu iş darlaşmıştı. Özel Aynen. yani. Bizim Aynen. zamanımızda iyiydi yani. Etrafı baksa o gitar çalan çok var. Yani bir Öğrenmek de şey yerler çok vardı, var. internetten Aynen internet var. alışma fırsatı çok oldu. Aynen. Yani o zaman da ben gitar çalmaya başladım. Burada internet kelimat var mıydı? Ağır bir Aynen şeydi yazmak interneti. Max.net'ten havaliydi o. Yani onu da düşün, bir video tapsan YouTube'dan. O Zaten YouTube'da açınca zar zor video aynen. açıldı. İşte random olarak bir videonu indirsen, ders olarak diysen belki bundan bir şey alışarım. At sonrasını download. Yarın kalksan baksan bir günde taban o video 3-4 dakika yani. Aynen. Baksan özü de. Sonra tekrar. Tekrar. Zavuku da kalmaz Yani vazgeçesin işte ya. Yani. o zaman yani bir daha başlıyorsan, bir daha başlanınca bir havası olalı. Aynen. Müzikaya çok severek başlanırsın. Ben. Diysen illa çalalım, illa alışarım. Ve onun da kalsan kalsıca işte onun için bize o süreci bota edin. Yani tek şey neydi? Hani o Zoruflar mesela yetmeli zorluklar olduğu daha aynen. fazla indiki kimin daha indi. İmkan Çok yoktu aynen. daha seri yeter her şey. Çok Aynen. daha basit olabilir. Yani zaten başka hiç basit bir şey değil de. Aynen de Ama ama ona zorfu etrafı tapmak yardım aynen. etsene çok Çok kolay da bir iyi şey olur. olur. Daha seri olur. Aynen. Fatura mesela Ben 8 ay, kazdım. 2 ay, 3 aya düşürebilmek Ben. iyi bir şeydi. Ben. İşte sadece müşkilası bir daha da yani ilk alo alışmaları. Onu internette zahmetli biraz. Aynen. Sen düşünün o bir ay kamil aynen temrini geçsen, parmak temrini geçsen. İnsan bezar oldu, diğer bezar oldu. Alışmıyorum abi, vazgeçerim gitara. Yani. Ama öz bir aydan sonra, parmakları alışandan sonra başlasın daha özü sevesin. Çünkü Ha. bir kapı yerine 10 kapı açılsa açı. Buna Aynen bakasın, aynen. ona bakasın, daha hoşuna Doğru. gider, gidersin Bir de kenarsın. işte bir aydan çağırdığı mesela sevdiği mahalleleri çalmanın ayrı bir hissi vardı. Yani Aynen. dinlemeyi çok hoştu. Ama bir şeyi çalan da o özüne göre, o tarzına göre Daha çağırırsın. hoş olur. Daha güzel geldi insana. Aynen. Yani özünü tabir etmek. Onun üzerine işte bir fetre sonra da başlasan yani söz yazmaya. Mesela yani biz şair değiller. Ama bizden çıkan mana ancak söz olur. Aynen. Mesela bir konu vardı fikirde. Sen o konunu anlatasan karşı tarafa, insanlara. Ve onu yazmaya yani bir fikir oldu. Sadece işte alıştığımız ne olur mealerden? Hani bir yani bir şarkının cümlesi şey olsun, vazne olsun, kafiyeli olsun. Yani Aynen onun düzgün yani bir olsun cümle sürü şart. şeyler de vardı da, türler de vardı da. Doğru. İşte Shakespearean şiiri vardı. Mesela bize de murabaları vardı Aynen. şeyler. Yani o tarzda da yazılan bir sürü şeyler var. Türlü türlü. Yani İşte. onu da ister biz eğitim alalım Aynen. tabii. Keşke. Ben her kere diyorum insan var. Metanik katı var, şair vardı. İçindekin yazdıkça kitap eder anlatır millete. Biz şarkıcılar ikimizdekin yazarız, meal olarak anlatırız Aynen. milletimizin. O da güzel bir şeydi. Mesela insan bir duygusu varsa, bir hissi var Aynen ise yazarız. o hissini yazar, anlatır. Aynen. Mesela bir fikri var ise yani toplumsal bir fikir olur ya da mesela bazı sanatçılar vardı dinlerim siyasi bir fikir olur. Aynen. Yani hepsi yazarak anlatır. Onlar da çok güzel geldi. Yani insanatçı zaten işte toplumun aynasıdır. Aynen, Belki. aynen. Ve Doğru. onu yani sende burada toplumda olan sorunlar varsa ya da güzel şeyler varsa onları yani şarkılardan ya da ne bileyim Zaten şiirlerden, resimden anlatmakta. şarkı söylemenin, mani eşitmenin genel olarak yani büyük bir tesir var hayatımıza olsun, siyasi taraftan olsun, hatta o gün okudum ilaç taraftan, nefsiyat, insan nefsiyatına çok tesir eder yani. Bazı Aynen. major chordlar vardı, azam makamı koydu yani, insanı mutlu yapabiliyor yani. Zaten major mutlu bir Mutlu bir şeydi. makamdı. Şeye mesela uşak mahalleleri vardı ya. Aynen. Dikkat etse çokluk Mecerli. acamdan yapılı Doğru. major'de. Doğru. Fe, o güzel bir şeydi. Mesela çocuklar için yapılı o mane. Yani mutlu olması lazım. Yani minor'a girse uşak otur Mutsuz olur kahrene işte. yığılır. Aynen. Fe, Doğru. major olmalı. Bir de mesela yani başka akorlar vardı gitarda. İşte Hı. kodyan, gitar lahenleri. Saslar, saz türlerde, saz forlarda. Çok Hı. serindi. Yani Aynen. kulağa Böyle serin gelen. insanları Dümünüşler çok rahatlaştırır. relax kar. Ne bileyim Doğru. sevinler daha cool geldi. Doğru. İşte bunları bir manın hissiyatı ne Hı. caizse onları çevirebilsen, tahvil etsen özünü. Yani insanın muddan muda değişebilir yani. Efe büyük bir tesiri var insanın hayatına şarkı. Tabii ki de. Hı. İyi de ben isterim onu sorayım sana. Mesela bir şarkı yazanda onu mesela işte mesela bazı insanlar onu yaşır bir şey vardı yaşadığı özne. Hı. Onu başları direkt alo gitar yapsın. Rayus kılı koydu yani. Çığdakini boşaltsın. Aynen. Alsan özne. İşte bir şarkı çıkmış olur ortaya. Belki. Doğru. Fe, sen bunu yapıpsan Ben yapandım özün. Sarahtan ben
Yani genelde öz yaşadığımı yazmam da aklımdan bir hayal kurarım, bir senaryo kurarım. İnsan böyle etti, böyle oldu, böyle etti. Bir story kurarım, o kıssanın üzerine yazarım. Ama öz yaşadığım şeyi yazmışım da bas az yazarım. En çok aklımdan bir senaryo kurarım, bir kıssa kurarım, Anladım. onun üzerine yazarım. Aa, ne güzel. Böyle. Yazdığı o şarkılar da yani dedi bir 15 single galiba 15 değil mi? single yakın varım da. Hiç düşün sen onları kayda giresen özüne? Valla başlamışım. Birisi kaydı bitti. İkinci de Çok güzel. başlamışım inşallah kayda. Yakında başlarım yani, bitiririm özüm. Bir şey kalmadı Ben inşallah. şey tarzı merak ediyorum ama. Ne? Yani seçtiği o müzik tarzı. Acaba ben eşitirim Ömer tarzı da yoksa Dakşil'de. Bir başka bir ruh. Ömer ruhu katmışım özüne. Yani Ömer'e ait bir ruh katmışım mahallere. Yazmışım arabesk olsun tarzı, arabesk tarzında yazmışım ama tam Güzel. bildiği o damar arabesk de değil yani, bu zamanın arabeski diyebilirim. Aynen. Bu tarzda yazmışım. Country song yazmışım. Türkmen'de country song nadiren görürsen. Çünkü Türkmen'de maruf bir tarz değil ki. Özü bilsen Doğru. Amerikan tarzıdır country Aynen. song. Country song yazmışım. Türkmen varım böyle bir şey. Ha, ne güzel. Pop yazmışım. Ve başka tarzlardan da yazmışım. Ama nerede hepsine öz ruhumu katmışım. Yani bildiği pop, aynen o Türk popu değil ki. Ne de country içe bildiği o Amerika country'di. Öz ruhumu katmışım özlerine. Anladım. Farklı şekilde yapmışım özlerine. Çok güzel. Alo, sağ ol. Aynen, sağ İyi olasın. de böyle bir mani vardı işte bir logo senden. Gözümden. Tamam, Gözümden. Allah Öz razı manimi inşallah. Söz mü yüzük bana aitti. olsun. Dinlemek isterim az yine. İnşallah ve nasıl sözüm. Arkadaşlar işte Ömer'in de bu manisini dinliyorum ve tekrardan alayım size. Çiçekler açmış, sevmeyi çok bilmezdi ama aşkı yüzünden sevmiş. Seninle bir ömür dilerim. Sevgilim, semaya bakıp yıldız gördüm seni. Vazgeçip aklından çıkartma beni. Gülü koklayıp bahar bildim seni. Bekletme, yaklaştır bana kendini. Yıldız gördüm seni, bekletme, yaklaştır bana kendini. Gülü koklayıp bahar bildim seni, bekletme, yaklaştır bana kendini. Semaya bak
yıldız gördüm seni ya. Vazgeçip aklından çıkartma beni. Gülü koklayıp bahar bildim seni. Bekletme, yaklaştır bana kendini. Abi ağzı oraya göre sağlık. Çok güzel bir mani olup da zevkten dinledim özüne. Bunun kaydını yapıpsan? Bunun kaydını yapmamışım ama yaparım öz inşallah. Listede yani yakın kaydettiğim anlardan biriydi inşallah. Şimdi bu akustik olarak şimdi bizde çıkmış oldu inşallah. Bu arada. İnşallah bunun farklı yani tam aranjı olmak tarzında dinlemek de yani kısmet olan nasip olur. İnşallah. İyi ben bunu merak ederim. Bu mani yani aranjıya çok tercih olsa nasıl bir tarz olacaktı? Yani, mesela böyle bir mani bana gelse işte rock yaparım özüm. Ben de zaten rock düşünmüşüm yapma özüm. Drums, bass, gitar falan yani. Düşünmüşüm rock yapma özüm aynen. Yani güzel oğlu bu mani taban rockta. Başka tarzlarda nece otarı onu hiç bilmiyorum. Biz işte mani de elime gelen her mani tuturam özüne rock olsun falan yani. Bir Türkmen manisi getirsen rock yapsan özüm. Daha Türkçe iyi zaten. Bizim ihtiyacımız var buna. Çünkü zaten özü görsen bizim Türkmen mahallelerinin ortamı biraz abi biraz koy selaşmıyor üzerine yani. Şeydi aslında ben bunu merak ediyorum koy selaşan özünde normalde. Türkmen mahallelere nedir ayı özünde mesela yengilerde? Abi zaten yengi şey yoktu ki. Hepsi aynı anda abi Georgina Eka sözlerde bir asıl değişme vardı. Melodi çok benzer birbirine. Abunca yani. Bizim çeyildi o tane çeyildi. 10 yıldan fazla da aynı şeyler. Ömer sen de buranın genzlerindensin yani mani evet. Eşitsin. Burada dinledik o sana açı. Abi ben horiyet tecderim. Arkadaşlarımla ortamda ne oturup horiyetle çağırırız birbirimize böyle özü bir sana. Arkadaşlar ortamda horiyet diyorlar birbirlerine falan. Hoş bir şeydi. Ama bunu aramızda şaka olarak çağırırım yani ciddi bir şekilde gitmem bir kaydı yapım horiyet çağırırım ben. Abi bunu zaten yapan vardı yani haliyen her genç her mani çağırmaya başlayan genç gelir Türkmen'de belli olan Kürt makamından bir mani çağırır. 2-3 horiyet fırladır bitti. Ben ne oldu? Özü yani, hepsi böyledir yani. Zaten doğru. Yeni bir şey eden yoktu. Özü bak bizim horiyet kültürümüzdü. Doğru yani kültürümüzdü işte, de bas. Dünyada ya da Türkiye'de koydu ya. Yani Kerkük diyende o Kerkük türküleri ve horiyetleri. Aynen. Dönmüşürdü böyle derge. Böyledi. O bizim hiç öz yani öz kültürümüzdü. Ama indi yani mesela maniler yani eski şey yani koyduğum eski de adını vermedi. Aynen değil eski mi? De adını vermedi. O yani, eskiden maniler vardı. Bu harda yine bu yengiler harda. Özellikle eskiler daha güzel olurdu. Yani keşke indi onu biz matematik olsa. Yani başka kültürler kimin öz kültürümüzü ihtifat etsek, dergişmesek özüne. Toy manisinden çıksa daha doğrusu. Aynen. Ben de böyle düşündüm. Yenge maniler böyle olur. Yani bir sürede, uzun bir sürede. Ha bu namı tayyip. Yani kalsın da bu namı. Ben demiyorum derçesine. Ayıbı yoktu. İyi bir tarzdı. Ayıbı yoktu. Bas. Ama başka ama tarzlar da var. Ama toylar için kalsın. Toylar için de kalsın. Ama başka tarzlar da var. Onlara da bir baksınlar. Yenge bir tarzda çağırsınlar. Pop var, rock var. Abi bin şey vardı yani. Özü yani işte herkesin bir yani zevku vardı. Yani renkler ve zevkler tartışılmaz. O aynen. Ayrı bir şeydi de. Ama yani bizim burada hiç yani hiç demeyeyim de eşitmiyor. Ha çok olardı. Olar öyledi. Türkmen sanatçısı diyende işte bu şeyler ya da o geldi. Mahalleler geldi ya da bana geldi. Aynen. Yani şeydi yani ben de haz ederim bu şey derkişilsin. Derkişilmek değil de ilafa olsun o zaman koydu ya. Aynen. Yani ek olarak ne var? O mevcuttu. Yani bunlar da olsun. Yani bir sürü gençler vardı indi. Çalışırlar, muhavle edirler. Farklı farklı tarzda, farklı farklı şeyde yani işler çıkartmak. Onları çok haz ederim yani daha ön plana gelsin. Canlı müzikler yapılsın burada. Canlı müziklerde insanlar farklı şeyler dinlesin. Gerek Türkmence olsun yazılı mahalleler. Farklı bir müzik tarzında yani gerek Türkçe mahallelerde yazılı bizim yakın olduğumuz hem dilimiz hem de kültürümüze.
Ve hoş bir şey çıkarı. Aynen. Aslında şey Muhammed Hoca aslında şeydi yani ben mülahaza ettim innehu ben dedim düşünürdüm innehu başka bir tarzlar çıksa Türkmen'de rock olsun pop olsun acaba millet de kabul eder bunu. Ama gerçekten bizim gençlerimiz dinlerler. Rock dinleyen Gençler çok, dinleri. pop dinleyen Yani çok. bizim şey oldu işte bir festival olanda Katlanda Çok genç geldi özne gördüm. gençler mevcutuydu. Bizim de tarzımız Rock. Özbekistan rock'tu. Hatta arkadaş bize Ömer vardı. Gitar çalandı. Maşallah. Oğlan Dev. Gerçekten gitarda dev. hakikaten çok iyiydi, devdi. Ama oğlan tarzı da metalcıydı. Aynen metal rock Yani çaldı. bize yani ben öz adıma saçım rock'a yakınım daha fazla. Hatta yani dinlediğim şarkıları desem sana rock'tan alakası yok. Neşet Ertaş dinlerim, Müslüm Gürses dinlerim. Abi zaten müzisyen her tarzda gel açım dinlensin. Kulağı Ama dolsun aynen diye. aynen katla buna çok yani bir mani eşitmek yani bir taza şey ilişmek çok iyi bir şey değil Aynen. normalde. Yani farklı farklı mahallelerden çok farklı şeyler alışırsan. Yani bir Neşet Ertaş'tan çok bir şey alışırsan. Bir Abdülvahit Gözalçı oldan, bir Abdurrahman Aynen. Kızılay'dan, bir Müslüm Gürses'ten yani falan filandı. Çok şeyler vardı. Yani herkesten bir şey alışırsan onu da yani bir yakıştırırsan için yani öz tarzı da vardı zaten. Yani karşılık olarak ortaya bir sen çıkmış oldu. Belki Aynen ama özü bir özü ait bir şey çıkarırsın, bir renk çıkarırsın. Bunları dinledin ya. hangi? Yani ben zaten ejderem de o. İnansın Allah'ım ben son dönemde operaya çok vurulmuşum. Opera çok dinlerim. 2010 2012 11 12 2 İlbes opera dinledim. Maşallah. Kilbirber Opera Kasiyeca. gerçekten hem sesin gücüne yardım eder hem kulağı doldurur. Gerçekten çok güzel bir tarzı. Operadan ayrı ben şey nasihat ederim. Türk sanat müziği. Türk sanat müziği. Ejderim aynen. Çok efsane bir Aynen. tarzdı. Çok güzel bir mektaptı. Abi nota Yani yapımlar çok güzeldi yani notalar yaptılar yani. Melodiler çok güzel bir şekilde geldi. Rubi kastan o rubi katında bizim gitar olarak rubi bize biraz alışkın değil kulağımız rubi. aynen. Ama çok hoş insan hoşuna gelir rubi haricinde de. Bak Rüver çok güzeldi. Markötün diller, yani diller özne akademik olarak. Rüverler yani ben hiç alışabilmedim özne. Ben müzik alışandım. Ustadım bana şey demiş. Mehmet Rüver yaklaşma. Kulağı kirlenmesin falan. O tamamdı normalde ama gene de haz ederdim girişim özne. Çünkü mesela bir mani çağrında rubabı bize aşıkın olmadığımız için bazen detone olasan Detona gelir, yani aynen. bir sanat Aynen. müziği çağırsa ya da bir türkü çağırsa o var ise özünde tam detone olasan. Ben çok Aynen. mahalle etmişim. Hatta bazı yani rubayla olan makamları çekerim özüm Hasan Kurda çekmişim özünü. Aynen. Mani Bende de biraz da oldu bir şey. eksilmiş Bende de oldu. olur. Yani hem gitardan çalsan zaten rubabı yoktu. Ondan ayrı işte çağırsan kulağı da alışkın dergi. Bayağı Detona çakildi oldu. bu tarafa. Doğru. Böyle Bana da oldu aynen doğru. yani işte bunlar vardı. Ve dediğimiz gibi yani her tarzın bir şeyler, bir sürü şeyler de alışsanız yani bir Tabii. tarza tutunmak hiç İyi bir şey değil iyi bir aslında şey ya. değil. Bir senden bir mani daha alakan Gözümden. hangi Afina vardı. Ben böyleyim. güzel mani iyi Kerbisen bu kendi yolumdan İngilizcesi vardı değil mi? Aynen. Yani sanatçıları hatırlasan. Bəli, eşitmişəm də özünüz, bəs maraqlı ağlam Sarahtın çox adları oxumam. Ejderim mən Doğru. İngiliz olaraq adlarını oxumam. Bəs belə bilim şeyin idi, Elvis Presley mayan. Elvis'ten. Bir de şey Frank Sinatra da vardı. Aynen. Elvis'ten ben dinledim özün çok hoşuma gitti. Frank Sinatra da çok güzeldi. Bəli. Ama Elvis'in bir versiyonu vardı bu maniye göre. Sonda yani sona karşı canlı yapıp özün bu arada. Kaydı da vardı da. Ama canlısında sona karşı ritim değişme konusunda çok güzel çıkarı. Aynen ritimde akşamlar çok çok güzeldi gerçekten benim için de. Haydi bu mana alalım senin Türkçesini. Gözümden inşallah. Eyvallah. Bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz senin gibi yıkılmayan duvarları var. Bazen esintili, bazen uzak,
yakınlarım var ve ben böyleyim kendi yolumda. Bırak, tutma beni, kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygılarım, korkma bana, hiçbir şey olmaz. Yanlış doğru gibi eksik kalan birkaç satırsa ve ben böyleyim kendi yolumda. Hayat benim, her anımı yaşadıkça sevesim var. Aldırma hiç yağmurlara benim güzel. Hatalarım var, bir an bile vazgeçmedim kendi yolumdan. Bırak, tutma beni, kaybetsem de hiçbir şey olmaz. Ne boş kaygılarım, korkma bana, hiçbir şey olmaz. Yanlış doğru gibi eksik kalan birkaç satırsa ve ben böyleyim kendi yolumda. Hayat benim, her anımı yaşadıkça sevesim var. Aldırma hiç yağmurlara benim güzel. Hatalarım var, bir an bile vazgeçmedim kendi yolumdan. Abi ağzı oraya göre sağlık. Çok güzel bir mende Athena'dan. Tabii bu mende Athena şeyden, İngilizcesinden alıp özün. Sözler de ben böyleyim. Bunun İngilizcesi my way, kendi yolumda. Değil mi? Doğru. Aynen zaten, mənin içinde vardı. Bunu ben Elvis'ten dinleyenim çok hoşuma gitmişti özünü. Bir arkadaşımız da vardı. Bu mənin çağırdı. Ses çok yakındı Elvis'e. İstersen bir onu da dinleyelim. Biz kendi kaydedip sözünü. Bunu kaydettik bir stüdyoda. Videosunu çekebilmedik. Hiç fırsat olmadı daha doğrusu. Çok, İnşallah özüm. Gelen günlerde, yani gelecek günlerde çekebilir o özünü. İnşallah. Bak istersen dinleyelim de özünü. Çok güzel bir parça. Bak ha, bunu tamam. Bir gün bu adam tanıştık o özüyle. Yani gitar talebemi daha doğrusu. Adamın baktığım çok güzel sesi vardı. Fakat dedik gel bunu kaydedelim. Çok güzel bir parça olmayıp da yani... Gerçekten çok çok mükemmel bir parça oldu. Buna, adam mani yaşayıp... Hakikaten yaşayıp. Çok sesi oturuptu. Yani aynen. Yaş olarak adam tamamen büyüktü. Yani benden takriben bir aramızda bir 15-16 il vardı. Büyüktü, yani büyük abim de koydu daha doğrusu diyeyim. Ve gitar alışırdı. Ondan sonra gitar aşağıdan sonra baktım adamın çok güzel bir ses var. Dedim abi gel işte bir kayıt yapalım. Ne tarzında sen. Adam baktım Frank Sinatra dinler, Elvis dinler. Yani bu tarzda BB King falan dinler. Çok hoşuma gitti. Dedim Elvis'ten ne şey vardı? My Way'i yaptı. Hatta ben de bir ara düşündüm dedim. İşte Athena'nın sen performans yaptığı parçanın dedim katarak da özüydün özünü kendi yolumdan. My Way'den. Fırsat olmadı. Ben onu yani İngilizcesi o kadar güzel çıktı ki dedim bırak kendi kimin kalsın. Özünü hiç değişmedim. Sadece işte bizim gruptan yaptı o özünü. İşte baterisinin
çaldı bizimkiler. Ömer gitarını falan girdi. Piyanoda, member'da çağırıram. Böyle. Öz sadece, Öz gitar çalırdı burada. Aynen şekilde çağırırdı Öz'ne. Baya yani güzel, hoşumuza gitti. Bunu paylaşabilmedik. Hiç paylaşmadık Öz'ün klibini çekmedik. Çünkü adam meşguldü işiden falan filan. Hiç fırsat olmadı bir gün oturak çekerken Öz'ün. Ama o gün hakkına işte gelen de burada. Bir gün içinde müzik kaydına girdi. Bir gün içinde vokal kaydına girdi. Hatta bir hafta sonrası mix mastering bile bitti. Maşallah. Ama ondan sonra her telefonda kaldı. Telefonun ben gerçekten dinlenmiş oldum. Çok mükemmel bir işti gerçekten. Çok güzel. Eyvallah, çok sağ olasın. Yani şeyde yani. Burada da dinlemek fırsatımız oldu aslında sizden. Yani bu hemen telefonumda kalacak bir mani dergi hiç bana göre. Çok haz ederim bunu paylaşım. Bence de. Yani umarım bir gün olur. Bence de paylaşılma. Yani gel açıp paylaşılsın. İşte çok güzel bir sorun şey olur. Bir sürü mesela kayıt yapsan o kaydı kalır sende. Baksan fırsat olmuyor, şey olmuyor. Bir de yarğızı dersen. Yani yarğızı işlemek çok ayrı bir şeyleri vardı. Yani daha evlevyatı vardı. Daha fırsatlar var. Çünkü özürse mesela bir şarkının bir parçanı yapsan hemen işte sözün yazdığı, muskasını yaptığı, kaydını yaptığı. Sen özü özürsen yani gidesen klibini çekesen montajı olur biter paylaşırsınız. Ama bir gruptan olan da yani grubun çok zorlaşır. Mesela sahne herkesin ortak bir fırsatı tapmağı zor olur. İşte onu yani ayaran yani ayarlayan grup olan da çok güzel oldu. Mesela işte hatırlam haftada iki gün prova olsun, bir kayıt zamanı olsun yani o kayıttan sonra klip çekimlerine anlaşarsız bu arada herkes bir zaman ayırmağı çok hoş olur. Ben bunu takriben bir iki üç kez yaşadım yani bizimkilerde. Ne güzel. O da işte yani baksan benim şeyime geldi. Tembel olma koy diyeyim. Bir iş yapsan özünü, meşgul olsan fırsat olmuyor şeye. Sonra o iş kayıt olup da bitip her şeyi bir süre yatırı. Ondan sonra gene diysen yalla cemaat bunu yapalım falan filan. Yani en son işte çıkardığımız Türkmen manesi yanımda manesine onu uzun bir süre kayıtta kaldık. Aslında kayıtta kalmak gerçekten çok güzel bir çalışma. Eyvallah, onu da çok sağ olasın. Çok güzel bir çalışma. O farklı, Türkmen tarzından farklı bir şeydi. Türkmenca da yazıldı ama müzik olarak öz yani tarzımızı kattık özne. Aynen. Güzel oldu mu olmadı mı onu gerçekten ben bilmiyorum ama şey. Biz severek yaptık özne. Hakikaten herkes elinden geleni, içinden geleni çaldı, sergiledi. Gerçekten ama güzel sağlık çok mükemmel çok bir iş olsun. Oldu. Yani farklı da zaten Türkmen tarzından farklı bir şeydi. İşte demem istemek yani demek istediğim oldu ki keşke bu tarzda daha fazla olsun. Yani zaten vardı indi. Yani çıkmaya başladı. Yani sizler kimin birçok insanlar olur. Farklı insanlar öz tarzlarını ortaya sergilemek isteyen insanlar da. Onlar da yani ben çok sevindim buna. Yani hakikaten çok sevindim bazen. Çünkü mesela buradasan müzisyen insanlar azdı. Çok az olanda mesela sen hazretsen bir mani yaparsan farklı insanlara ihtiyacı vardı. Doğru. Yani bu benim, sana için de geçerli bu. Diğer insanlar için de, sanatçılar için de geçerli de. Doğru. Sen bir farklı yaparsan, mesela atıram 10 kişilik bir manet sen yaparsan, herkes öz tarzında bir parça çağırsın o manetten ne kadar güzel olabilir. Doğru. Yani bir manet bir tek insan çağıracağına baştan başa, onu farklı farklı insanlar, farklı farklı tarzlarında herkes sana göre öz tarzı vardı. Bana göre öz tarzım vardı. Başkasına göre öz tarzı vardı. Doğru. Bunda bu gençlerin yenge, dedi bu yenge çıkır, gençler çağırırlar. Ben görüyorum bunda sana büyük bir payı da var yani. Takdir ederim bu şeyi. Çok eyvallah. Güzel bir şey etsen. Yalma gelmem. Üç yıl evvel başlayandım hatta. Doğru. İlk sahnem, ilk ben çağırdığım bir stage, bir yeri. Sana o konserudaydı. Stage'i paylaştığım ben gel. Bir ben çağırdım. Çok heyecanlıydım. Doğru. Gerçekten çok yardım ettin bana. O günden yani nece diyorlar gözüm açıldı. Başladım korkamamaya. Yani özgüvenlik oldu bende. İlk sahne aslında çok zor olur. Çok zor ben de seçmiştim zaten. Jim Karaca'nın mensi. Deniz üstü köpürür. Ay. Hakikaten zor mani. Zor maniydi. Ama çok güzel oldu yanına gel yani. Güzel. Ben hatırlarım o günü. Bir arkadaştan çıkmıştı, çalmıştı değil mi? Gitar çalırdı. Ve ilk sahne
Çok hakikaten heyecanlı olur. Çok tamam, heyecanlı. Ben o gün hakkında işittim. Güzeldi, performans çok güzeldi. Heyecan var mıydı? Olsun gerekim. Valla çok var iddia. Doğru. Hoş bir şeydi. Hakikaten çok güzel bir şeydi. Aynen. Ama o heyecan bak bir süre sonra kalmır diyebilirim. Aynen. Yani yavaş yavaş gelir. İnsanların önünde alıysan çalmağa özünü. Yani ben ilk sahneye çıkmağım diyeyim sana 2014'te. Hatta Türkmenistan Irak'ya kanatına yani bizim kanalda bir program, bir festival yapıldı. Tarihin yanlış hatırlamıyorsam 2014 ya 2015 idi. Bir festival yapıldı. Kerkük Festivali Badalyon'daki o büyük parkta yapıldı. Orada orada bir arkadaşla gitmiştim. Kendi zaten bir gitarım vardı yavuzam. Bir oğlanın, bir klarnet çalanla orada beraber çalma fırsatımız oldu. İnsanlar bayağı kalabalıklıydı. Onda da bayağı heyecanla çıksan, o kadar heyecanlıydım ki ayağım titrirdi. İlk sahne, bela bela oluyor. Yani etrafta kalabalık insanlar vardı. Bir şeyler çalsan da insanlar dinler ama bidayadı, hiç sahne almayıpsan. Merak etsin insanın tepkisi ne olur. Bir de gençsen Mustafa da ben fark ederim. Mustafa o zamanın indi bayağı fark vardı. Çağrında yani garip oldu ama o sahnenin atlandan sonra yavaş yavaş daha alıştı. Tamam, ondan sonra heyecan daha olur. Aynen. Resmen senin ilk sahnenin tadı var. Yani garip bir tadı var. Çok güzel bir duygusu var. Hemen o gün hakkında çok güzel bir şey oldu. Arkadaşlarımla tanıştım. Müzik grubumla o festivalde tanıştım özüm. Ne güzel. Yani o zamanın yani indiye kadar daha onlardan da devam ederim. İşimize çok güzel gelir gerçekten. Eyvallah, çok sağ olasın. Bir şarkı daha alalım. Tekrar sizlerden döneceğim. Eyvallah. Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Seni levet benimsin sen. Gözyaşım sen oldun, ahirim sensin. Sözüm yok şu benden, kırıldığına gidip başka dala sarıldım. Gözyaşım sen oldun, kahirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Garibim can yakıp gönül kır. Senden ayrı bende hayal kurmadım. Daha bir gönlü ikrar vermedim. Batınım sen.
evvelim sen oldun, ahirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Tamam, bu manada seyircilerimize o Ömer, sana da armağan ediyorum Özün. Çok gerçekten güzel. Alo yüreğe sağ ol. Çok güzel çok güzel bir şekilde seslendirdi o Özün. Zaten dediğimiz Neşet Ertaş büyük bir mektep. Çok bir güzel. Hakikaten dediği kimin büyük bir mektepti, büyük aynen bir ustadı. Ben severek çok dinlediğim bir sanatçıdı Neşet Ertaş. O Özünden çok öğrendiğim şeyler de vardı. Yani Özü adam tabancası saz çalandı. Gitarda mənə katkısı olur. Hmm. Yani düşün, mesela biz gitar çalırıq. Onun yaptığı bir hərəkəni gitarda yapmaq, aynen, yani ona yaxın olarak bile yapmaq çok güzel bir hissi. Mən de sevdiğim bir şey vardı. Yani, mesela türküleri getirip gitardan çaldım özün ya da çok farklı folklordan. Çok farklı olur. Çok güzel olur. Yani mesela hiç denem misin, yani, bizim eski Türkmen mahallelerimiz vardı. Hmm. Yapasan özünü öz tarzında gitardan. Yani yapmışam be. Altın Hızma vardı. Aa ne güzel. Yani, çağırmışam özünü konserlerde yani. Anladım. Konserlerde Altın Hızma olsun. Helliden dağlar kalmış. Güzeldi. Daha eski folklor neçe mağını daha var işte. Doğru. Kerşükten yola çıkak vardı. Ha gidip Erbil'e, Erbil'e. Çok güzel mağındı. İşte bu mağınlardan. Şey vardı. Mesela o mağınların bir canlısı vardı. İşte YouTube'da, internette açırım özünü bazen. İşte derim özünü. Hmm. Tutarım gitarımı. Üzerine melodi. 18'likti ritimde. Aynen. Aynen. Ben de böyle hoştu. Otursan işte üzerine gitardan takılsan özün. Bir de solun sonunda diyorsan aha gitarda böyle lahanlar çıkırmış. Aynen. Çok hoş bir şeydi. Yani ben folklorlarımızdan, onlardan yani dinleye dinleye böyle tanıştım özü. İşte bazılarını uşakken baksan dinlirler özünü bir yerde, bir radyoda çalır, dinlirsen özünü. Ve indi yadva geldi sana ama güzel mahalle. Doğru. Hocam şeydirdi biraz evvel, Neşet Ertaş yüzden selaşırdık. Şey aklıma geldi yani, eskiler Neşet Ertaş olsun, Müslüm Gürses olsun. Bunlar en fazla yani beni çağırmaktan fazla hayat felsefesi. Doğru. Hayat felsefesi, hayat yaşamaları. Şimdi çok çeker ben hayat tarzları yani. Müslüm Gürses olsun, hayat yaşaması, hayat felsefesi, aşka, sevgiye felsefesi çok güzel bir şekilde çıkar yani. Ve bunlardan biz eskilerden yobas manına alıştık. Hayat felsefesine alıştık. Aynen, buna çok katılım. Bak, ben onlardan alıştığım musikadan ayrı bir sen ne var idi hayatta. Yani bir şey, bir zor yerden gelirler ki. Yani Neşet aynen Ertaş olsun, hakikaten yani zor bir hayattan öyle bir müstevaya, öyle bir ustalığa getirip. Doğru, Mahallel'in babası da sanatçıydı yani. Muharrem Ertaş da sanatçıydı yani. Saz çalan aynen türkücüydü, çağırardı. Bak, Neşet Ertaş doğduğu yerde, doğduğu şehirde, orada hayatta kalmak için, yaşamak için yani müzisyen olman lazım. Yani doğru, müzisyen olsan, uşakken elva sazı verirler. Çalmaya başlasan, bir yerlerde çalarsan gerekir, para kazanırsan. O şekildeydi, o felsefedeydi. Ve mecburen ona başlanmıştı ama sesi o kadar iyiydi ki, besteleri, sözleri o kadar güzeldi ki. Aynen. Oniden bayağı bir ünvan kazandı da, bayağı bir şöhret kazandı özünde. Ama adam hiç o Neşet Ertaş'dan hiç dekşilmedi. Yani ben bir ustad oldum havasına hiç girmedi. Yani Neşet Ertaş'ın ben takip ederim, yani internetten indiye kadar bakarım eski videolarına taban. Allah gani gani rahmet eylesin özüne. Çok mütevazi bir insanıydı. Aynen. Hatta gördüm önceki bir videosunu, bir konserde, büyük bir konserde adam meşhur olandan sonra çok meşhur oldu. Büyük bir konserdi. Abi tavalığa bak yani. Çekatini. Çekat mal, çekat hatası. Çok meşhur bir hatası. Adam yoruldu, terledi. Çok sızağı oldu. Aynen. Millete deri uksatuvuzdan. Eğer özür görürsem, eğer uksat verirse o zaman çekatimi soyabilirim. Bak kibarlığa. Çok güzel bir şeydi. Bak hakikaten kibarlığa ne güzel bir şeydi. Yani ben bunu görenem o zaman çok duygulanmıştım. Çok güzeldi ve çok da hasretlerdim. Diyorum keşke indi bu zamanda, yani sahnelerde neler neler olur. Aynen. Keşke hapsi o
Yani o kibarlıkta, o ağırlıkta, o güzellikte Adamın dili kalabilirsin. güzeldi. Bir gün konserinde teli koptu. Teli attı. Dedi tel kopsun gönül kopmasın. Bak ne güzel sözler Ne diyor güzel ya. cümle değil Aynen. mi? Aynen. Hakikaten çok büyük bir usta. Ben çok sevdiğim Gerçekten. ve hakikaten şeyden yani bunu seni dinlemek o da çok sevdim. Keşke daha fazla bizim insanlarımız dinleseler bir yani bir müzik şeyi alışsalar özünden ondan ayrı güzel sözler, güzel cümleler, güzel hayat felsefeler demiş o Aynen. kimin. Çok adam hakikaten çok iyiydi. Ondan ayrı ben şeyine de bir ara rast geldim. Bir gün bir programdaydı. Beyaz Show programında. Adam oturup işte Beyaz Ayşe Özgü'den o kadar yani mütevazı ki Senevay Özü garip birisi de şeydi. Aynen. Yani bir insan çekilerek utanarak oturur ya o şekildeydi. Ama adam devdi. Aynı zamanda telefon bağlandı. Telefonda Orhan Gencebay vardı. O da ustadılardandı tabii. Orhan tabii ki. Ama Orhan Gencebay Neşet Ertaş'a göre talebe sayılı. Doğru. Yani on müstava Talep. olarak. Orhan Gencebay malum. Orhan Gencebay çok büyük bir ses çalandı. Çok Tabii ki büyük de, bir tabii ki de, ustattı. tabii ki de. Şey manası da var. İnsan isterse bilsin ne derece ulaşıp da Orhan Gencebay yaptığı bir beste var. Dinlensin olsun. Biler insan ne kadar ulaşıp yani ses çalmakta. Ne cahil hatasız kul olmaz. Adam abi neler yedir neler yedir yani Aynen çalmakta aynen. sazı. O adam zaten çok büyük bir müsaade. Ama Aynen. orada telefonda Usta Neşet Ertaş'tan selaşında yani Neşet Ertaş öyle bir şekilde selaşır ki Özgü'den. Yani her, adam Üstad diye çağırır özüne. O birisi teveccühünüz pardon Aynen. rica ederim Kibar falan bir çok insan çok. kibariydi. Hiç şey etmezdi özün daha hiç büyük etmezdi özüne. Doğru. O güzel insanları vardı Çok güzel hakikaten insanlar var müzikte. idi. Tamamdır inşallah güzel insanlar da geldi Bu hep sonradan kalsın. hayatımızda. Ben bu kalmağına çok sevindim. Yani sahnenin bir etiketi vardı. Aynen. Sanatın bir etiketi vardı. Kendine has. O kibarlık, o güzellik ve o ruh hep kalmasını Aynen. çok dilerim özün taban. İnşallah kalır. Abi bir gün çok güzel sohbet oldu. Çok sağ ol geldi o Çok için. sevindim Çok gerçekten. sevindim. Hakikaten Ben de. güzel zaman geçirdi bu beraber. Ağzı da Eyvallah. yüreğe de Allah sağlık. razı olsun. Sağ ol. Ağzı yüreğe de sağ ol. Arkadaşlar programı sonlandırmadan evvel de arkadaşımızın bir beraber çok hazırlanan bir şarkı çalalım değil mi? İnşallah. Yani Ne var? Ben de çok severim gerçekten. Yani sevenen şarkı söylemek büyük bir keyifti benim çok için. güzel. Hakikaten ben de sevindim. Eyvallah. Sağ olasın. Sevden yani hoş olur sizden bu platformu paylaşmak. Yani düşün değilse mesela 3 yıl evvel müzik başladım alışmaya işte kendime göre bir gitar aldım falan filan başladım alıştım. İndi düşün yani oturup sen burada bizimle Aynen. sen Aynen. bu mecradasan ve kendini ortaya koyup sana özün. Bu çok hoş bir şeydi ve bizi Doğru. hakikaten sevindiren bir Allah şeydi. razı olsun. Ben de Yani her sevindim bir zaman var şey. olun, her zaman da çok olun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Siz Eyvallah. bu sayı uzatın bana. Ya affı ne deme, Bir özüm pardon. hocam. Bir Ufuk Baydemir şarkısı alalım. Güzel oldu. Aytenlik Kadın. İnşallah. Güzel bir parçaydı. Ömer de bunu çok güzel dinler. Hazretlerim dünyanın olsun. İkimiz bir yere sağlık olsun inşallah. Allah'ım bu şarkıyı. Bir özüm. Çünkü özlüyorum.
Sen örterken benimle kalbimi al aklım gibi hissimi al çünkü çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini al aklım gibi hissimi al çünkü özlüyorum.